Arkadaşlar selamünaleyküm. Uzun zamandır savunma sanayisi konusunda video hazırlamıyordum. Özlemişim. Türkiye'nin en iyi olduğu sanayi alanı hangisi desem düşünmeden herkes savunma sanayisi diye cevap verir. Peki savunma sanayisinde en iyi olduğumuz alan hangisi desem buna da elbette insansız hava araçları cevabı alırım. Çünkü gerçekten Türkiye İHA'lar konusunda kendisini açtı. Dünyada sayılı ülkelerden biri haline geldik bu konuda. Bugüne kadar insansız hava araçlarımızı konuştuğumuzda genellikle Bayraktar TB2'yi konuşuyorduk. O Baykar makine üretimi ama bu konuda bir büyük gururumuz daha var. O da TUSAŞ üretimi ANKA. Uzun zamandır ranka konusunda bir video hazırlamayı düşünüyordum ama gündemden fırsat kalmıyordu. Hazır şimdi ilk ihracat başarısını da yakalamışken bu konuyu konuşmanın vakti geldi dedim. O yüzden bugün yer istasyonuna bağımlı olmayan ilk insansız hava aracımızı konuşalım. Havacılık konusunda en önemli firmamız TUSAŞ'tır muhtemelen. TUSAŞ 1973 yılında kuruldu. Türkiye F-16'ları kullanma kararı alınca 1984'te TUSAŞ bünyesinde TAYI kuruldu. Türk-ABD ortak yatırımıydı ve 25 yıllığına kuruldu ilk başta. Ama 25 yıl dolmadan 2005 yılında Türk hissedarlar Amerikalı ortakların hisselerini satın aldı ve firma tamamen yerleşti. Sonra da TUSAŞ'ta birleştiler. Bu firma çok büyük işler yaptı. Uzatmamak için kurulduktan sonraki ilk yıllarla ilgili detaylara girmiyorum. Ama esas büyük projelere 2000'lerin ortalarında başladılar. Bugün üzerinde çalıştıkları milli projelerin bir kısmını sayalım zaten ne kadar büyük ve önemli olduklarını anlarsınız. Hürkuş, Gökbey, T-70 Genel Maksat Helikopteri, T-129 Atak, Şimşek, Anka, Aksungur. Bu kadar saymak yeterli muhtemelen. Uydu çalışmalarına ve milli muharip uçak gibi projelerine de değinmiyorum. Yani bu ülke teknolojide sınıf atladıysa ya da atlayacaksa bunun temel direklerinden biri TUSAŞ. Anka'nın mimarı da işte bu tecrübe. Haliyle alelade bir ürün çıkmıyor ellerinden. ANKA projesi 2004 yılında o zamanki adıyla savunma sanayi Müsteşarlığı ile TUSAŞ arasında imzalanan sözleşmeyle başladı. Ordumuzun male sınıfı bir insansız hava aracı ihtiyacı vardı. Bunu karşılamak hedeflendi. Gelinen noktada fazlasıyla karşılandı. İmzalar atıldıktan sonra geliştirme ve diğer çalışmalar 6 yıl sürdü. Ne kadar havacılık alanında tecrübeli olsa da TUSAŞ'ın ilk İHA çalışması bu. 2010 yılında ANKA hangardan çıktı tanıtımı yapıldı. Aynı yıl ilk uçuşunu yaptı. 14 dakika havada kaldı. İlk üretilen A modeliydi. Bu modelle birçok test yapıldı. Bu test uçuşlarından 6.sı 2011'de yapıldı. 6 saat uçuş süresi tamamlandı. 18.000 feet irtifaya yani 6.000 metreye çıkıldı. Bu uçuşta 240 testin tamamı başarıyla tamamlandı. Yine bu uçuşta ilk defa otopilotla iniş ve kalkış yaptı. Tabi bu şekilde Anka B'nin sırası gelmiş oldu. Anka B hava kuvvetlerimiz için üretildi ve ilk operasyon modeli oldu Anka ailesinin. Ama bugün odak noktamız daha çok Anka S. Anka S'nin seri üretimi 2017 yılında başladı. 2013'te proje başlatıldı ve B modeli üzerinden geliştirildi. Ama tabi bayağı bir geliştirildi. Türkiye'nin ilk uydu bağlantılı insansız hava aracı oldu. Uydu bağlantısı çok önemli bir ayrıntı. Hem Anka grubunun diğer İHA'ları hem de Bayraktar TB2 yer kontrol istasyonundan idare ediliyor. Bunun bazı dezavantajları var. Öncelikle kontrol istasyonunun bulunduğu noktadan 150 kilometre mesafeye kadar operasyon gücünüz oluşuyor. 150 km'den uzak bir noktaya operasyon düzenlemek için kontrol istasyonunda taşımanız gerekiyor. Bu elbette sıkıntı oluşturacak bir durum değil ama kısıtlılık sonuçta. Esas önemli sorun elektronik karıştırma ile ilgili. Özellikle sınır ötesi harekatlarımızda sürekli elektronik karıştırma denemelerine maruz kalıyoruz. Yer kontrol istasyonundan yönetilen sistemler bu karıştırmalara daha açık. Peki karşı tarafın bu elektronik karıştırma denemeleri başarılı oluyor mu derseniz? Hayır. Çünkü insansız hava araçlarımızda sürekli güncellenen ve geliştirilen kripto teknolojisi kullanıyoruz. Ama risk barındırıyor mu? Evet. İşte Ankasiye'nin uydudan kontrolü elektronik karıştırmayı iyice zor bir hale getiriyor. Zaten bu yüzden Suriye operasyonumuzda ağırlıklı olarak Anka S'yi kullandık. Bir de bu şekilde harekat yarıçapı sınırlaması ortadan kalkıyor. Uydudan kontrol edildiği için belli bir mesafede bulunmak gerekmiyor. Mesela Tunus'a satış yaptık. Onları gönderdikten sonra Tunus'taki bir Anka S'yi Eskişehir'deki merkezden yönetip operasyon yapabiliyoruz. Anka büyük bir platform. 8 metre gövde uzunluğu var. Kanat açıklığı ise 17 metre. Toplam kalkış ağırlığı 1500 kilogram. 200 kilogram da faydalı yük kapasitesi var. Havada kalış süresi 24 saatin üzerinde. 30 bin feet irtifada görev yapabiliyor. Motoruna da ayrıca değinmek lazım. Çünkü Anka yerli motor kullanıyor. TUSAŞ Motor Sanayi yani TEİ motor konusunda çok önemli çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalardan biri de İHA motoru olan PD-170. Çalışmaları 2012 yılında başladı ve Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru oldu. 172 beygir güce sahip. Farklı irtifalarda yapılan uçuşlarda rakiplerinden çok daha iyi olduğunu kanıtladı. Tavan irtifası 45 bin fil. 2017 yılında ilk prototipi yapıldı. 6000 saat testten geçirildi. Anka ile ilk uçuşu 2018'de yapıldı. 2020 Ocak ayında da seri üretim motorlar TUSAŞ'a teslim edildi. Anka'nın motoru Almanya'dan alınıyordu. Artık yerli motorla uçmaya başladı. Daha da önemlisi sadece Anka için kullanılmayacak bu motor. Baykar'ın geliştirdiği devasa insansız hava aracımız Akıncı'da da kullanılacak. İlk etapta Ukrayna'dan motor tedarik edilmişti Akıncı için. Onun yerini alacak sistem PD170. Buraya kadar muhtemelen net şekilde anlaşılmıştır. Anka çok güçlü bir platform. Bu sadece iddiadan da ibaret değil sahada kendisini kanıtladı. Özellikle İdlib operasyonumuzun bel kemiği buydu. Ama bir eksiği vardı bugüne kadar. O da ihracat başarısı yakalayamaması. İşte bu eksikle tamamlandı sonunda. Tunus da ilk ihracat başarısını yakaladı. Aslında bu yeni bir süreç değil. Tunus hemen hemen 2 yıldır Anka ile ilgileniyordu. Almayı çok istiyorlardı. TUSAŞ'ta, TUNUS'ta çok girişimde bulundu. Son duyduğumuz anlaşma da ilk anlaşma değil. Önce 2020 Mart ayında bir anlaşmaya varıldı. Bu anlaşma 240 milyon dolarlık bir anlaşmaydı. TUNUS bizden 6 tane ANKASE ve bunlara ait yer istasyonlarını alacaktı. TUNUS'ta bir imalat hattı kurulacaktı. Parçalarının üretimi tamamlanan ANKALAR'ın montajı orada yapılacaktı. Tabi bu rakama personel eğitimleri ve yedek parçalar da dahildi. 240 milyon dolar elbette büyük bir rakam. Ama son yapılan anlaşmada rakam değişti. 80 milyon dolar oldu. Anlaşmanın kapsamı da daraldı. 3 ankase ve onlara ait yer istasyonları. Eğitim ve yedek parça da yine verilecek. Zaten bunların olmadığı bir anlaşma yapılamaz. Peki bu anlaşma neden değişti? Aslında neden değişti diye üzülmemiz değil, iptal olmadı diye sevinmemiz lazım. Dünya zor bir süreçten geçiyor. Yaşadığımız salgın bütün dünya ülkelerinin ekonomilerini olumsuz etkiledi. İstisnasız tüm dünyada savunma bütçelerinde kısıntıya gidildi. Haliyle anlaşmanın kapsamının daraltılmış olması sorun değil. Anlaşmanın ileride devamı da gelecektir. Çünkü bu sistemler bir nevi bağımlılık da oluşturur. Bizden anka alan Tunus yarın başka bir ülkeden İHA almaya kalkarsa hem para hem de zaman kaybedecek sadece personel eğitimlerinin sıfırdan başlayacak olması bile sıkıntı. Bu yüzden memnun kaldığınız silah sisteminde ve onun yeni versiyonlarında devam etmek her zaman avantajdır. Bir de sadece Anka olarak düşünmeyin. Şu an TUSAŞ Anka'yı daha da geliştirerek Aksungur üzerinde çalışıyor. Anka ya da Bayraktar TB2 elbette etkili sistemler ama Aksungur ve Akıncı tamamen farklı bir boyut ve çok büyük bir güç çarpanı. Onlar tam anlamıyla kullanıma girdiğinde ülkelerin sahip olmak isteyeceği sistemler olacaklar. Bu döneme girdiğimizde de Tunus büyük bir avantaja sahip olacak. Çünkü Aksungur, Anka'nın yer kontrol sistemleriyle uyumlu. Yani Tunus aldığı bir sistemin daha gelişmiş ve büyük bir versiyonunu alacak. Ama küçük eğitimlerle sistemi kolayca kullanmaya başlayacak. Yani Anka'nın yakaladığı bu ihracat başarısı gerçekten çok önemli. Buradan gelen para elbette TUSAŞ'ın yeni projeleri için büyük bir kaynak oluşturacak ülkeye döviz girişinin sağlanması da önemli. Ama sadece bugün kazanılan para olarak düşünmeyin. Geleceğe açılan bir kapıydı bu anlaşma. Anka şeytanın bacağını kırdı. İhraç edilen ürün her zaman sonraki ihraçlarında daha kolay tercih edilir. Çünkü üretici ülkeden başka referansların varlığı güven verir. TUSAŞ'ın görüşme halinde olduğu başka ülkeler de var. İnşallah yakın zamanda onlardan da güzel haberler alırız. Anka'nın üreticisi ya da mühendisi ben olsaydım bu habere ancak bu kadar sevinebilirdim. Muhtemelen hepiniz aynı şeyleri hissetmişsinizdir. İşte vatan sevgisi nedir diye sorulursa bu haberi duyduğunuzda yaşadığınız heyecanı gösterebilirsiniz. Çünkü vatan sevgisi gerçekten tam olarak böyle bir şey. Allah'a emanet olun.